Kapanışa doğrudan herkese iyi akşamlar diliyorum efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Piyasalara dair son notları ve başlıkları aktaracağız. Bir günlük aranın ardından tekrar karşınızdayız. Piyasalar kapanışa doğru yaklaşırken Borsa İstanbul tarafındaki satışların bir miktar hafiflediğini belki söylersek çok da yanlış olmaz. Bir yandan tabii ki içeride takip ettiğimiz haberlerde en önemli gelişme bugün Türkiye'nin aşı alacağı haberiydi. Pfizer-BioNTech'ten 60 milyon dozluk aşı şu anda garanti altına alındı. Toplamda yıl genelinde 120 milyon doz aşıdan bahsediyoruz. Fakat tabii bu aşılar ne zaman elimize gelecek? Bununla ilgili bilgilendirmeleri de takip edeceğiz. Şimdi içeride yine menkul kıymet istatistikleri bize ne anlatıyor? Yabancılar tahvil ve hisse tarafında sınırlı da olsa alım tarafında kalmaya devam etti. Biraz bunları konuşacağız. Ve tabii ki dün özellikle en önemli gündem FOMC tutanaklarıydı. Fed yetkililerinin vermiş olduğu mesajlar, tapering'in artık adım adım daha yaklaşıldığı ve bir sonraki toplantıda da konuşulacağı ifade edilmesi oldukça dikkat çekti. Piyasalarda satış getirdi hemen hemen her yerde. Bir yandan da tabii ki altın tarafında bir miktar yükseliş eğilimi gördük. Ve buna ek olarak tabii şunu söyleyelim, kripto paralarda da sert satışlar yaşandı dün. Bitcoin tarafında %30'un üzerinde, Ethereum'da daha da fazla. Şimdi bugün biraz o kayıpların geri alındığını görüyoruz ama tabii ki hem baştan beri anlattığımız Elon Musk'ın piyasayı speküle ettiği bir yandan hem de kripto paralarla ilgili olarak Çin'in son olarak salı günü bizim elimize gelen bir haber vardı. Ödeme araçlarında kripto paraların alım satımını engellenmesi gibi. Bir de üzerine başka unsurlar yani FOMC tutanakları vesaire de eklenince sert satışlar geldi. Bununla ilgili olarak da Cüneyt Başaran'la konuşacağız. Ama önce Kutay Korap bizlerle. Kutay'dan da piyasa yorumu alalım. Ardından da devam edeceğiz. Kutay, iyi akşamlar. İyi akşamlar Gözde. Şimdi bakıyorum. İlk önce istersen menkul kıymet istatistikleriyle başlayalım. Şimdi baktığımızda menkul kıymet istatistikleri akabinde hemen detayları da konuşuruz. Menkul kıymet tarafına baktığımızda bu hafta hem özel sektör tahvillerinde hem devlet iş borçlanma senetlerinde hem de hisse senedi tarafında 3 kalemde de alım yönünde bir rakamla karşı karşıyadık geride bıraktığımız haftalarda. Rakam bakıyorum, mesela hisse senedinde 88 milyonluk alım, devlet iş borçlanmada 24 milyon, özel sektör tahvillerinde ise 2 milyonluk nette bir alış gerçekleşti. Kümülatife vurduğumuzda burada hisse senedinde kümülatifte 114 milyon dolarlık bir alış gerçekleştiğini gördük. Fakat yılbaşından bu yana takvime baktığımızda hisse senedi tarafında ciddi bir şekilde çıkış tarafında kalınmaya devam edildiğini görüyoruz. Rakam baktığında 1 milyar 846 milyon dolarlık bir çıkış gerçekleşti ve bu çıkışın da zaten hali hazırda büyük bir kısmının bankacılık sektörü cephesinde takip ettiğimizi hatırlatalım ki zaten bu çıkışla birlikte yabancıların elinde bulundurduğu hisse senedi oranının %42.6 seviyesine geldiğini, tahvil cephesine bakarsak da orada yılbaşından bu yana 624 milyon dolarlık bir alış vardı. Bununla da birlikte bonodaki payları %4.9 olarak orada biraz daha sabit kaldığını gördük. DTH'lara bakarsak, DTH'lar nezdinde bakıldığında rakamı ilk şöyle uzaktan baktığımızda 1 milyar 800 milyon dolarlık bir alış var diye gözüküyor. Fakat bunu parite etkisinden arındırdığımızda, biz parite etkisinden arındırılmış da çok daha farklı bir senaryoyla karşı karşıyayız. 1.8 milyar dolarlık alım var ama parite etkisini sildiğimizde burada 537 milyon dolara indiğini görüyoruz. Özellikle burada gerçek kişilerde alım yönünde gözükse de, ki bu rakam 1 milyarlık gerçek kişilerin döviz aldığını gösteriyor bize ama onu da parite etkisinden, özellikle bu parite etkisinin içerisinde altın fiyatları ve euro dolar paritesini eklediğimizde orada hatta negatif bir seyri, hatta satış tarafına geçen bir gerçek kişiler olduğunu görüyoruz. Ama tüzel tarafında alım yönünde bir pozisyonlanma vardı. Dediğimiz gibi netenette de 226,6 milyar dolarlık bir DTH rakamına bize işaret ettiğini gördük. Rakamlar bu şekildeydi biraz önce karşıladığımız. Artı hazır rakamlardan bahsetmişken bir de Amerika'dan da veri gelmişti. İşsizlik maaşı başvurularını takip ettik. Orada iyileşme sürüyor. Mart 2020'den bu yana en düşük rakama ulaşıldığını gördük ki bu rakam da 444 bine gerilediğini, hareketin azalma eğilim yönünün devam ettiğini izliyoruz. Hatta 4 haftalık ortalamalara bakıyorum ben. Orada da 535 binden 504 bine gerilediğini görmekteyiz. Fakat veriye şu başlığı da eklememiz lazım ilaveten. O da şu ki devam eden başvurularda 111 binlik bir artış var. Bu devam eden başvurulardaki artış da bize şunu gösteriyor. İş olanakları var. Bu işler tercih edilmiyor.
O yüzden hani bu taraftan da okumak lazım. Evet, işsizlik maaşı başvuruları düşüyor ama burada devam eden başvuruların da arttığını görüyoruz. Evet, orada henüz bir iyileşme yok. Dolayısıyla dediğin gibi teyitliyor biraz o iş beğenilmeme hususunu. Yani şu anda pandemiden çekinme diye diyebiliriz. Kesinlikle, belki de öyle. Devam edelim şimdi piyasaya baktığımız zaman dün küresel borsalarda sert satışlar görmüştük. Özellikle kripto para cephesinde şöyle bir piyasayı toparlayalım. Tabii. Bugün çünkü Avrupa tarafının alıcılığı, ABD tarafının alıcılığı olduğu ortamda Türkiye negatif ayrışıyor. Bankacılığa alım gelse de. Şimdi bizde banka ve ulaştırma sektörü şu an piyasada pozitif tarafta kaldığını görüyoruz. Fakat şimdi bu Borsa İstanbul'u biraz daha değerlendireceğim ama şunu söyleyeyim. Dün mesela bizim şansımıza piyasamız kapalıydı. Bunu söyleyebiliriz. En azından hani o küresel piyasalardaki o Dow'da işte 600 puanlık geri çekilmeye falan yakalanmayan bir Borsa İstanbul vardı. Bugün orada o dünkü satışların toparlanması gerçekleşirken bizde ise biraz daha hisse bazlı hareketlilikler görüyorum ben. Özellikle mesela dün demir cevheri fiyatlarında gün içerisinde %10 değer kaybı vardı. Bugün dönüp baktım Ereğli'de mesela geri çekilme yaşanıyor. %2'nin üzerindeydi kayıplar. Kardemir'de benzer senaryo vardı. Diğer yandan mesela bu Ereğli'yi neden önemsiyorum? Ereğli endekse ağırlığı en yüksek hisse senetlerinden biri. Şu anki Ereğli'deki bu düşüşün endekse eksi 4 puanlık bir etkisi var. Biraz daha olayın boyutunu büyütelim. Eski puanla bakarsak 400 puan sadece Ereğli'den bir piyasaya negatif geliyor. Ereğli değil, ucuna Ford Auto ki bir ara piyasanın en değerli hisse senetlerinden biriydi. Bakmadım bayağıdır ama belki hala en değerlisi de olabilir. Ford Auto'daki değer kaybıyla Ford Auto'nun da endekse 1,15 puanlık negatif katkısı var. Ucuna BİM'i ekleyelim, 0,78 puan oradan geliyor. Kardemir'de 0,63 puan eklersek yani Ereğli, Ford Auto, BİM, Kardemir bu 4 tane şirketin endekse negatif katkısı 6,5 puan civarında. Ucuna Koç Holding'i ekleyeyim 7 puana geliyor. 7 puanda ne yapıyor bize? 700-800 puanlık bir düşüş sadece 4-5 tane hisse senedinden gelmekte. O yüzden bugünkü düşüşün arkasında bu 4-5 tane endekse ağırlığı yüksek yani betası yüksek şirketlerin katkısının çok fazla olduğunu söyleyelim. Onun dışında bankacılık sektörü son böyle 1,5-2 saatte hafif bir toparlama gerçekleştirdi ki zaten son dönemde baktığımızda hem banka hisseleri hem de ulaştırma hisseleri endekse pozitif katkı sağlıyor ki zaten bunu para girişleri de destekliyor. Mesela endekse para girişlerine bakıyorum. Türk Hava Yolları, Garanti, Petkim, Karsan bu şirketlerde para girişi varken para çıkışı gerçekleşen hisse senetlerinde Tüpraş, Ereğli, BİM, Sabancı Holding, Ford Auto gibi şirketleri görüyoruz ki zaten bunlar da endeksi biraz daha aşağı çektiğini bize gösteriyor. Şimdilik sanki böyle biraz daha gap'ini kapatmaya çalışan bir o Mart'taki o gap'ini kapatmaya, boşluğunu kapatmaya çalışan bir Borsa İstanbul var. Fakat bugünün özelinde dediğimiz gibi biraz da satıcılı seyir ama 14,5-15 milyar TL civarında işlem hacmi yani düşük bir işlem hacmi endeksimizde bizi karşılıyor. Evet, bugün aslında baktığımız zaman yine önemli hikayelerden biri. Sen bugün petrol tarafını da özetliyordun. Dün çok konuşuldu. Yani İran sahaya gelecek mi? Gelirse arz artarsa fiyatlar daha da düşebilir mi diye. Nasıl bir tablo var şu anda Şimdi Tutay? Burada olayın çıkış noktası şuradan geliyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani yapmış olduğu açıklamalarda Amerika ile ve bu işte Fransa'yı da bunun ucuna ekleyebiliriz. 4-5 tane ülkeyle bu nükleer anlaşmadaki yaptırımların kaldırılmasına yönelik oldukça olumlu bir sürecin devam ettiğini söyledi. Yakın vadede Viyana'da devam eden nükleer anlaşma müzakerelerinde ana yaptırımların kalkabileceği konusunda anlaşma sağlandığını basına sızan haber başlıkları arasında gördük ki Rouhani de buna dair benzer açıklamalarda bulundu. Tabi bu açıklamalar gelince soru işareti şuraya döndü. OPEC'teki o 13 tane büyük petrol üreticisi ülkenin ambargolu olan İran tarafındaki günlük kabaca 2,2 milyon varil civarında petrol üreten İran'ın ilave 2 milyon varil daha petrol üretimi gerçekleştirir mi? Bunu gerçekleştirdiği noktada 8,4-8,5 milyon varil günlük petrol üreten Suudi Arabistan'dan sonra hemen ikinci sıraya 4,5 milyon varille İran oturur mu? Ve bu da arz noktasında petrole olan arzı arttırır mı? Arz artarsa fiyatlar geri çekilir mi? Niçin geri çekilir mi? Zaten talep zayıf.
Hindistan dünyanın en büyük petrol tüketen ülkelerinden biri. Ona keza Japonya, Asya Pasifik bölgesindeki Tayvan, Tayland, Vietnam gibi ülkelerde de ciddi bir şekilde petrol tüketimi diğerlerine nazaran en azından az da olsa Asya Pasifik'teki bu artan korona vakaları petrolü olan talebi azaltır mı? Bir yandan arz artıyor. Bir yandan talebe yönelik azalmalar beklentisi var. Bu ikisi fiyatları aşağı yönlü baskılar mı soru işaretini getirdi. Bunun ucuna dolardaki ufak minimal güçlenmeyi de geride bıraktığımız dünde eklediğimizde kayıp %5'e işaret etti. Bir fiyatları alabilirsek burada da bu arada projeksiyonlarda da İran'da kademe kademe her çeyrek üretimin artması bekleniyor. Mesela 4. çeyrekte 3,5 milyon varile çıkar mı? Gaz artı petrol artı kondensat üretimi. Şimdi hemen bir fiyata bakarsak fiyat tarafında 65-66 dolar civarında fiyatlanan bir petrolle karşı karşıyayız. Özellikle İran oyuna girerse arz noktasında bir artış gerçekleşir mi? Artı şunu da söyleyelim. Suudi Arabistan'ın gönüllü kısıntısı vardı petrol üretiminde. Orada da vade sonuna yaklaşılır mı? Soru işaretleri. Suudi Arabistan'da tekrardan vanayı açar mı? Soru işaretlerinin her biri şu anlık bize petrol tarafında böyle bir seyre işaret ediyor. Dün de hızlı bir geri çekilme görülmüştü. Bugün de Brent tarafında zaten dediğin gibi ekrana da verdiler. Evet. 65.88 diye görüyoruz. Yani genel tablo bu şekilde. Özellikle o dünkü sert %5'lik satışlardan sonra petrolde satış devam ediyor. Ama mesela kripto tarafına bakıyoruz. %40'lık bir o düşüşün düzeltmesi yaşandı. Yani inanılmaz rakamlardan bahsediyoruz. Yani 30 dolar, 42 dolar. O tarafta biraz toparlanma vardı ama petrolde İran oyuna girer mi sorusu sanki önümüzdeki hafta bir de çok daha sanki bu başlığı konuşacakmışız gibi duruyor. Evet, bu arada Ethereum'da %15,5 yukarıda. Ben 30 bin dolar yani burada piyasa değeri 2... Bütün kripto paralarını söylüyorum. CoinGecko bunu hesaplıyor. Hı hı. 2 trilyon 550, 550 milyar dolarlık bir piyasadan bahsediyorduk. Dün öğlen 16 saatlerinde bu rakam 1.6 trilyon dolara geriledi. Yani 1 trilyonluk bir piyasa erimesi vardı. Şu an onun telafisi sanki demek yaşanıyor. Demek ki birileri alım fırsatı saymış. Peki. Evet. Çok teşekkürler kısa aktardıkların için. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından buradayız. Kapanışa doğru kaldığı yerden devam ediyor. Cüneyt Başaran hoş geldin. İyi akşamlar diliyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Şimdi istersen tabii öncelikli olarak piyasalardaki bu dalgalanmayı bir konuşalım. Dünkü o sert satışlar, öncelikli olarak tabii ki FOMC tutanakları. O tapering söylemine ne kadar yaklaştık? Daha öncesi biliyorsun yazın tahvil alımı azaltılabilir noktasından. Şimdi yazın sanki söylemlere gireceği gibi bir hissiyat oluşmuş durumda. Sen nasıl yorumladın son açıklamaları? Şimdi Gözde, aslında normal şartlar altında, yani Amerika'nın geçen sene Covid baş gösterdiğinde bir anda faizleri %2'lerden sıfıra indirdi. Aylık 125 milyar dolarlık tahvil alımına başladı. Ve o günden bugüne de bilançosunu 4 trilyon dolardan 8 trilyon dolarlara kadar, 7,5-8 trilyon dolara kadar çıkartmayı başardığı bir ortamda şunu başardı FED. Neyi başardı? Amerikan ekonomisini tabii ki aşının da yardımıyla dipten aldı. Geçen seneki büyümeyi %3,3'lerde daralmayı tuttu. 5'ler bekleniyordu. Bu sene de 6,5'lar ve üzerinde bir büyüme beklenen bir Amerika patikasını oluşturdu. İstihdamda da işte diğer 10 milyon olan işsiz sayısını, yani toplam Covid'le işsiz kalan insan sayısını 6-6,5 milyonlara kadar düşürdü ama hani orada da en azından işleri yavaş yavaş yoluna koyuyor, istendiği kadar olmasa da. Dolayısıyla niye anlatıyorum bunları? Normal şartlar altında Fed'in zaten şu an tapering'i bayağı bangır bangır konuşuyor olması lazım. Çünkü amaç hasıl olmuş. İnanılmaz bir para basılmış. Ekonomi toparlamaya başlamış. Ve enflasyon riski öyle böyle değil. Baya baya geliyor. İşte TÜFE'ye bakıyorsun Amerika'da 4,5. ÜFE'ye bakıyorsun 3,60. Ama işte 5 yıl sonraki beklenen enflasyonlara bakıyorsun 2,5-2,7'lerde oluşuyor. Dolayısıyla zaten şu an normalde bizim Fed'i tapering, yani tahvil alımını azaltırken konuşuyor olduğunu görmemiz lazım. Ama beklemiyorduk. Niye beklemiyorduk? Çünkü Fed daha evvel dedi ki ben 2013'te bu işi yaptım. Bir kez aldım yandı.
O yüzden mümkün olduğunca tapering'i, yani tahvil alanının azaltılmasını uzatacağım. Piyasaları rahatsız etmeyeceğim. İyice ekonominin iyice ısındığını görene kadar hareket etmeyeceğim diyordu. Peki dün niye şaşırdık? Biz çok daha temiz geçmesini en ufak bir şekilde, ya acaba tapering'i konuşmaya başlasak mı diye bir konuşma hiç beklemezken, bir ya da birkaç tane üyenin sayıca yetmese de bu konuşmayı açtıklarını gördük. Şimdi açtılar da ne oldu? Bir şey olmadı. Sonuçta açtılar ve konu devam etti. Fed'in şu an tapering falan yapmaya niyeti olmadı açıklandı. Ama demek ki üyelerden bir kısmı birçok insan gibi olup bitenler rahatsız olmaya başlamış ve bunu konuşalım demiş. Şimdi dün o yüzden piyasa buna biraz sarsıldı. İşte Fed'de dün kripto paralar dışında piyasayı üzen konulardan bir tanesi de, ya bunlar birkaç tane üye ama hani böyle enflasyon bu kadar yüksek kalacaksa, bütün emtia fiyatları alıp başını gidecekse, ekonomi de bu kadar ısındıysa, acaba Fed bize verdiği taahhüdü tutamadan daha hızlı tahvil alımını azaltmaya başlayabilir mi diye bir sıkıntı dün soru işareti olarak kondu. Bir parça fiyatları negatif etkiledi, baskıladı. Ama tabii dünkü olayın yani kahramanı bu tapering hikayesinden ziyade kripto paralardı. Kesinlikle öyle, onu da konuşacağız. Tabii bir yandan en son enflasyon verisini aldığımızda zaten değil mi konuşuyorduk, yani bu hani enflasyon beklentinin çok çok üzerinde geldi. Ancak mesela istihdam tarafı bunu onaylamıyor diyorduk. Bugün gelen mesela ABD işsizlik maaşı başvuruları da genel olarak tabii ki bir haftalık bazda düşüş eğilimi devam ediyor ama devam eden başvurularda şu anda bir artış var, sınırlı da olsa. Yani tam anlamıyla o iyileşme tarafına henüz tam net bir şekilde geçildiğini aslında belirtmiyor bize sanırım. Öyle ve zaten Fed'in işini zorlaştıran ikinci konu da bu. Şimdi Fed'in biliyorsun iki tane görevi var. Birçok merkez bankasından farklı olarak. Birinci görevi finansal istikrar. Yani daha birinci görevi fiyat istikrarı. Nedir fiyat istikrarı? Enflasyon. Öbür taraftaki de istihdam. Şimdi büyümeyi de bir anlamda istihdam üzerinden büyümeyi de hedefliyor. Şimdi bir taraftan bakıyor fiyatlara, fiyatlar yükseliyor. Yani sadece manşet yükselmiyor. Çekirdek enflasyon da yükseliyor. Ben diyeceksin ki iyi de zaten %2'nin üzerine çıkabiliriz demişti. Dolayısıyla şimdi zaten o %2'nin üzerine çıkma patikası başladı. Evet ama onun beklediğinden daha hızlı geliyor bu çıkış. Artı soya fasulyesinden bakıra, demir çelikten alüminyuma ya da işte herhangi bir tarım emtiyasına kadar her şeyin fiyatı ya 10 yılın ya da tüm zamanların en yükseğinde. Dolayısıyla bu daha hızlı gelecek. O yüzden aslında oradan baktığı resim artık benim yavaş yavaş normalleşmem gerekiyor dedirtiyor. Ama bakıyor diğer tarafa, istihdam tarafına, hani bu %6,5'lardaki büyümeyi doğrulayacak bir istihdam şeyi yok. Tamam güçlü bir istihdam var ama yeterince istihdam yok. Dolayısıyla bugünkü veri biraz daha Fed'in işini zorlaştırıyor. Piyasa açısından da şöyle okunuyor. Bu Fed istihdam tarafını garantilemeden faiz tapering'e, yani tahvil alımını azaltmaya gitmez. Artı. Ama bu da enflasyonun baya baya geçici olmak, belki geçici olmayacak şeyin gelmesi anlamına geliyor. Eksi. Dolayısıyla bu artı, bu eksi tahterevalli gibi her gün çatışıyorlar piyasada gözden. Evet, bakalım negatifler pozitifleri silecek mi? Nasıl bir tablo oluşacak önümüzdeki günlerde? Şimdi Cüneyt, tabii dünkü o dalgalanmada kripto param, yani bir günde o yaşanan sert satışlar, %30 kırıklara varan, bir yandan da mesela dikkatimi çeken bugün Binance'in CEO'su tarafından açıklama vardı. Musk'ın sözleri kripto para piyasalarını hareket ettiriyor, dikkatli olması gerekli diye böyle bir açıklama da gelmiş bir yandan ama sadece o değil herhalde. Çin'in de etkisi vardı. Bir yandan dünkü o piyasalardaki enflasyona dair beklentiler ve Fed'in özellikle tahvil alımı da herhalde etkili olmuştur diye düşünüyorum ama sen nasıl yorumladın? Şimdi dün kripto para piyasasında görülen satış, yani bu piyasayı takip edenlerin de ifadesiyle daha evvel görülmemiş büyüklükte bir satış. Bir noktada bütün kripto para piyasasından 1 trilyon doların buharlaşmasına yol açabilecek kadar sert satış oldu. Yani işte 45 bin dolarlar civarında başlayan Bitcoin kısa bir sürede olsa 30-31 bin dolarlara kadar düştü. Ve bu kabaca 2.4-2.5 trilyon dolarlardaki piyasa değerinin 1.5-1.6 trilyon dolara kadar düşmesine sebep oldu. Bir defa onu, bir adını koyalım. Yani dünkü satış öyle
daha evvel görülmüş bir satış değildi. Bu bir. İkincisi Amerika saatleri Amerika saatleri geldikçe ve Amerika açıldıkça bu satışın dengelendiğini, daha sonra bir parçasının geri alındığını gördük. Yani Bitcoin 45 dolarla başlayıp 30-31 dolarlara çıktı. 39 dolarlarda bitirdi. Dolayısıyla o satışların %60'ı, 70'i ya da 60-65'i geri alınmıştı. Ne zaman? Dün akşam itibariyle. Bugün de kabaca bir %15-20'sinin tekrar geri alındığını görüyoruz. Yani ikinci manşetimiz satışlar karşılığını buldu. Sert bir oynaklık yaptı ama gene de piyasada bir derinlik yaratılmış gibi gözüküyor. Peki bu ne tetikledi Gözde? Bence buna bakalım, senin de sorduğun üzere. En önemli soru o diye düşünüyorum. Bunu tetikleyen birçok madde var. Yani birinci tetikleyen konu bence Çin. Çin'in uzun süreden beri arka arkaya aldığı önlemler bu konuda bize diyor ki Çin çok önemli bir oyuncu ve işlemleri azalıyor. Yani daha doğrusu kripto para dünyasına Çin'den ya da Asya'dan gelecek para eskisi kadar kolay gelemeyecek. Çünkü Çin her tarafı kapatmaya çalışıyor burada. İki, işte Elon Musk'ın ki önemli bir oyuncu. Binance CEO'su da isyan etmiş. Yeter artık kardeşim, bir oturdun yarı demiş. İşte bu konuda yapmış olduğu tweetler, ifadeler bir indiriyor bir çıkartıyor. Üç, bir süreden beri zaten buraya bir likidasyon geliyordu 65 bin dolardan beri. Bazı yatırımcılar yeter artık diyerek zaten pozisyon azaltıyordu. Bence işin bir üçlüsü bu açıklaması. Ama diğer üçlüsü de demin saydığım konuları. Eğer dünyada bir enflasyon gelecekse acaba Bitcoin enflasyona karşı ya da kripto paralar enflasyona karşı bizi korur mu diye endişe edenler. Acaba tapering yani tahvil alımı azalacaksa, eskisi kadar piyasaya para pompalanmayacaksa bu Bitcoin'e gelen, kripto paralara gelen suyu azaltır mı endişeleri. Ve bir yandan da işte panik satışlar dün oluşturdu. Bence dünden çıkartılabilecek tek iyi haber, gün içerisinde olmasa da hani 48 saate yayılan bir yerde ciddi miktarda bazı accountların yapmış olduğu satışı başkalarının karşılaması ve piyasanın yeniden en azından aynı yerlere gelebilme çabası diye düşünüyorum kendi adıma. Evet, Ethereum %15 yukarıda, onu da söyleyelim. Bitcoin'de %10'a yakın tekrardan prim yapmış durumda. Çip krizini konuşacağız şimdi çünkü önemli bir mevzu. Şu anda bu çip krizi kısa vadede zaten çözemeyecek belli ki. Çünkü herhangi bir çip fabrikası kurulsa zaten yıllar sürüyor diye belirtiliyor, ifade ediliyor. Bununla ilgili olarak çeşitli kuruluşlardan, yani Fitch Ratings'ten de bazı değerlendirmeler var. Deloitte'un da özellikle çok büyük bir kayıp oluşacağına dair belirtilen ifadeleri var. Fakat bir de şunu düşünmek lazım. Yani dünyada büyük otomotiv üreticileri üretimi azaltacağını söylüyor. Benim de aklıma ilk gelen konu, acaba fiyatlara yansıyacak mıdır önümüzdeki süreçte, bunu düşünüyorum. Yansıyacak gibi gözüküyor. Mesela bununla ilgili ilk emareler Cisco'dan geldi. Otomobil şirketi değil ama çok yoğun bir yarı iletken kullanan elektronik şirketi. Dedi ki bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre EBITDA'm, yani faaliyet karım, vergi öncesi faaliyet karım %1,5 azalacak dedi. Niye diye sormuşlar. Çünkü bütün, başta çip olmak üzere bütün ham maddeyi daha pahalıya alıyorum. Dolayısıyla bu da maliyetlerimi arttırdı ve bu maliyetleri de fiyatlara yansıtamadığım için, üstelik de çip bulmak da çok zorlandığı için, sizin de ekrana verdiğiniz gibi artık herhangi bir talepte bulunduğumda 17-18 hafta sonra en iyi ihtimalle o talep geldiği için hem istediğim kadar üretemiyorum, hem ürettiğimi de daha pahalıya mal ediyorum. Dolayısıyla bana kar olarak bu şekilde negatif olarak yansıdı dedi. Sen de söyledin, Fitch daha evvel 60-62 milyar dolar diye hesaplanan çip krizinin otomobil sektöründe 110 milyar dolara kadar çıkabileceğini söylüyor. Bunun da sebebi büyük oranda çip bulamamak, üretim yapamamaktan kaynaklanacak ve maliyetlerinde artışına tekrar referans yapılıyor. Bir diğer konu, Volkswagen bugün açıklama yaptı. Elektrikli arabaya geçiyoruz. İşte birçok model elektrikli üreteceğiz. Dolayısıyla şöyle kağıt bekliyoruz. İşte böyle market ve pazar payımızı büyüteceğiz. Ama en büyük sorunumuz çip. Hem maliyet artıyor, hem de 18 haftalar, 20 haftalarla çalışıyoruz. Bu iş nasıl olacak diyor. Bir konu daha. Biliyorsun çip konusunda designerlar var. İşte şeyler var, teknolojisini yapanlar var. Ama kim yok dersen, üretici yok. Üreticiden kastımız ne? Çin, Tayvanlı
TSMC mesela toplam üretimin %55-%60'ını yapıyor çip pazarında ve Tayvan'da yeniden biliyorsun COVID vakaları artmaya başladı. İşte okullar kapatıldı, acil önlemler alınıyor ve dolayısıyla da en fazla üretim yapılan, çip üretimi yapılan Tayvan'da alınan önlemler zaten yeterince bulunmayan çipte ikinci bir sıkıntı olur mu? Tayvan acaba çip üretiminde yavaşlar mı diye ekstra kaygı yaratıyor gözde. Evet Cüneyt, yetmezmiş gibi bir de diyorsun Tayvan'daki özellikle bu vakaların artış göstermesi. Bu arada Deloitte'un da şöyle bir açıklaması var. Diyor ki 2000 yılında toplam araç içerisindeki çipin maliyeti %18 civarındayken 2030 yılında bu rakam %45'e çıkması bekleniyormuş. Bunu da ben eklemiş olayım. Çok teşekkürler Cüneyt Başaran. Şimdi ışık menkul değerlere döneceğiz. Doktor Murat Kayacan bizlerle. Hoş geldiniz Zeynep. Murat Bey, sözü size bırakayım. Hoş buldum. Biraz aşağı haberleri sonrası sanırım Borsa İstanbul tarafında kayıplar telafi edildi gibi geldi bana ama siz nasıl yorumluyorsunuz genel hatlarıyla? Haftanın ilk iki günü yaşamış olduğumuz göreceli ayrışma aslında yerini genel temayla uygun bir duruş aldı. Hacim yine zayıf. Ama tabii hep söylüyoruz yani Amerika'daki kafa karışıklığı sizlerin de uzun uzun üzerinde durduğunuz yani tapering biter mi, tahvil alımları ile ilgili karar ne olacak, ki Federal Merkez Bankası bankalarının başkanlarının da çeşitli yorumları var en son toplantı sonuçları tutanaklarında gördüğümüz. Öte yandan faiz artışı gelir mi gelmez mi, enflasyon çok artmadı mı, arttı senelik işte geldiği rakam fevkaladenin fevkinde fakat artık sanıyorum yatırımcının Amerikan 10 senediklerinde de bekledikleri korkulu çıkışı da görmedikleri var, genel bilgisi ışığında yavaş yavaş emerging marketlara doğru bir temayül, bir kıpırdanma olması lazım. Aksi takdirde yerli yatırımcının hep ne yaptığını söylüyoruz bu ekranlarda, yorulduğunu, ardına gelen halka arzlar, ikinci el performanslarına da bakıyoruz. Artık seçici olarak geliyor yatırımcı. Seçerek geldiği için zaten de yorgun olduğundan cari işlem trafiğinde arzu ettiği performansın altında. Şükür ki kripto para dün çok ciddi bir şekilde son iki gündür kan kaybetti. Buradan da şimdi sizin de bugün bahsettiğiniz gibi tekrar toparlanma var. En azından bir trilyon dolarlık bir hacim kaybı söz konusuydu ki bu nereden baksanız 1.2-1.3 Türkiye Cumhuriyeti gayri safi milli hasılası demek. Ama sanıyorum oyuncularda hazır bu düşüşten kaynaklı olarak anlaşılması gereken birkaç husus var. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Bir, lütfen TODEX benzeri düzenleme olmadığı için ipini kopartan şirket kurduğundan, platform kurduğundan lütfen soğuk cüzdan kullanınız. Ve lütfen işini iyi yapanları tercih ediniz. Çünkü hala sizde kamudan ne bekliyoruz? Düzenleme bekliyoruz kripto para alanında. Diğer bir hususumuz da şu, kripto paralarda neyi görmüş olduk? BIST'in konforu, rahatlığı yok. Yani tavan ve taban fiyatlarla ilgili nerede durulacağına ilişkin bir marj uygulaması yok. Öyle olmadığı için de sabah kalktığınızda 45 bin dolar olan Bitcoin'in bir anda 33 bin dolarlara, 34 bin dolarlara yani fevkaladenin fevkinde hızlı bir şekilde oynaklık gösterebileceği gerçeğiyle karşı karşıyasınız. Ve dolayısıyla üçüncü öğrenmesi gereken şey de şu, fiyatlar eğer dediğim gibi belli marjlarda yoksa sınırsız düşebilir, sınırsız çıkabilir. Roma nasıl ki bir günde yapılmadıysa, kurulmadıysa, genelde al satçılara biz bunu söylüyoruz. Aynı şekilde Hiroşima'da ne yapmadı? Sonuç itibariyle çok kuvvetli, çok güçlü bir şehirdi ama nükleer bomba kurulduğunda da darmadağın oldu. Dolayısıyla nihayetinde al satçı değil ne olmak gerekiyor? Hep yatırımcılarımızı onu öğütlemeye çalışıyoruz tüm sosyal mecralarda, tüm suallerin olduğu ve sizlerin izin vermiş olduğu bu programlarda. Teşekkür ediyorum bu arada. Net bir şekilde artık yatırımcı olmak gerekiyor ve dolayısıyla portföyde tamamen bir ürüne bağımlı olmak değil, birçok ürünü belli oranlarda almak ve altın gümüşün de altını çizmek istiyorum ki performansı da bunu net bir şekilde doğruluyor bize. Kıymetli madenler hiçbir şekilde kripto paraların yerine konulamaz. Bu kadar hızlı hareket eden, değeri farklılaşan bir sözde varlığın alım satım aracı olarak kullanılması doğru değil ki Merkez Bankamız o noktada gerekli müdahaleyi yapıp ödeme aracı olarak kullanmamasını duyurmuştu ki sonrasında aynı şekilde Çin ve Hindistan da bu yolda ilerliyorlar aldıkları kararlarda. Hem senyoraj açısından çok doğru adımlar bunlar. Dolayısıyla kripto para yatırımcılarına şunu söylemek istiyoruz. Asla ve kata kıymetli madenlerle eşdeğer değildir, artık bunu anlayınız.
Düzenleme yapıldığı zaman elbette hayatımızdan çıkmayacaktır. 2009'dan beri Bitcoin'i gördüğümüz gibi benzeri para birimlerini, özellikle Ethereum'dur, kendini ispatlayan Ripple'dır. Bunları da göreceğiz. Orada da sıkıntı yok. Ama nihayetinde anlaşılması gereken şey şu: rol çalmaları mümkün değil. Nereden? Özellikle de kıymetli madenlerden. Kıymetli madenlerin her durumda, eğer türev ürünler kullanılmıyorsa portföyde, nerede olmasında fayda var? 100 liralık bir portföyde 30-40 lira civarında bulunmasında fayda var ki en hafifi bu sene coğrafi ve coğrafik ya da işte benzeri ülkeler arası daha büyük itişmeler sonrasında altının tahtından indirmek bu sene mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Ve en iyimser tahminle rekor fiyatlara tekrar gelinmesi beklentisi var. 2050 dolar ons bazında, TL bazında da işte 550 ve belki biraz daha yukarısı. Dolayısıyla kripto parada bu yaşanmış olan 2 günlük büyük işlem hacmi kaybı ve ciddi bir şekilde çok övünülen neredeyse 4 trilyon dolarlara vardı kardeşim kripto para işlem hacmi söylemindeki ister istemez gelinmesi gereken tevazunun umarım yatırımcılarımıza halka arzlar gibi işte Borsa İstanbul gibi dokunabildiğimiz, temas edebildiğimiz, evet, temettüsünden evet, istifade edebildiğimiz yatırımlara yönlendirici bir etkisi olur. Yoksa kripto paralarla gelinen noktada her şey insanın olduğu ve çok ciddi bir şekilde oynaklık yüzünden kayıpların olabildiğini görüyoruz. Onun için ben hisse senetleri açısından özellikle de önümüzdeki hafta pozitif gelişmeler beklediğimi belirtmek istiyorum Gözde Hanımcığım. Doktor Murat Kayacan, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Bloomberg.com'da öne çıkanlarla devam edelim. Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısından AB'nin 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 1.8 milyar doz daha satın aldığı bildirildi. Yurt dışı üretici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %7.14 yükseldi. ÜFE geçen yılın aynı ayına göre %35.3 artarak yılın zirvesine çıktı. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası akaryakıtta ÖTV artışlı kaynaklı 20 Mayıs'tan itibaren geçerli zam yapıldığını duyurdu. EPGİS'e göre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde litre fiyatında benzinde 55, motorinde 67, LPG'de 35 kuruş zam yapıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Akım 2 ile alakalı birçok yaptırımını kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Başkan Biden, tabii ki Kuzey Akım 2 anlaşmazlığında biraz bizim tarafımıza yanaştı diyen Merkel, yine de Almanya ve ABD'nin projeyle ilgili farklı görüşleri olduğunu ifade etti. Bitiriyoruz efendim, az sonra günden kalanlarıyla devam edeceğiz.